Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kısmetse Bursa Gemlik yolcusuyum. Yolcular kalmasın. Zaten birçok kişi de dönüş yolunda vesairedir. Bugün herhalde pazar oldu artık ya. Yani muhtemelen pazar oldu. Çünkü artık günleri şaşırmaya başladık. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Fenerbahçe'deki gelişmeler aslında biraz durağanlaştı. açtı. E, aynı şeyler yaşanıyor gibi bir durum var. Şimdi ben Gürcan Bilgi için sözleriyle başlayayım. Diyor ki dört büyük takımın teknik direktörlerinin tarzları farklı. Hepsi çok değerli teknik direktörler. Denat Bielisa haricindekiler Süper Lig'in şifrelerine hakimler. Doğru. Şifre derken hakemler üzerinde kurdukları baskıdan ve etkiden bahsediyorum. Dördü de oyuncularını tanıyor. Doğru. Bu sene geldi ama bu, ama kadronun büyük bölümüyle çalıştı İsmail Hocam. Bu da bize çok çekişmeli derbiler vaat ediyor. Müthiş maçlar olacak. Ayrıntı yönetimlerin katkısı, ödemelerin aksaması ve kriz anlarındaki yanlış hamleler performansları etkiler diyor. Özellikle geçtiğimiz sezon hatırlayın arkadaşlar, Fenerbahçe sanki sahipsiz gibiydi. Sanki Fenerbahçe'nin hiç başkanı falan yok gibiydi. Oradan e, yola çıkın. İsmail Kartal'ın gelişi Türk oyuncular için bulunmaz bir fırsat. Yabancı oyuncuları da, yabancı oyuncuları yönetecek olan Onları sıcak tutacak olan dinamikler Türk oyunculardır. Sorumluluk alırlar, daha fazla aidiyet gösterirler, diğerlerini de bunlar yapmak zorunda bırakırlar. İsmail Kartal'ın adaletli olduğunu da biliyorlar. Sert bir rekabet yaşatacak ve hak edene formayı verecektir. Diego Rossi en iyi örnek. Herkes eleştirirken İsmail Kartal takımın önemli futbolcusu haline getirdi diyor. Şimdi İsmail Kartal Diego Rossi nasıl takımın en önemli yani önemli oyuncularından bir haline getirdi? Bunu da şöyle düşünün arkadaşlar birincisi oyuncuya güveneceksin. İkincisi bakın halı sahada birçoğunuz halı saha maçı yapıyorsunuz. Bir gol kaçar birisi vardır ki yere göğü inletir. Moral motivasyon hiçbir şey bırakmaz. Biri de vardır ki der, olur. Olur mesela ben bu halı sahada olur diyenlerdenim. Olur abi kaçar. Kaçmaz diye bir şey yok. Bak en inanılmaz pozisyonlar. Hayatımda belki hani binden fazla rahat maç yapmışımdır. Çok rahat. Belki belki 5000 tane maç yapmışımdır. Çok maç yapan. Yani günde 7 tane maç yapan bir insandım. Zamanında. O yüzden ben çok maç yapan bir insan olarak her türlü pozisyonu gördüm. Yani kaçmaz denilen. Ulan bu da mı kaçar? bunu kaçıran hani futbolcu olamaz denilen pozisyonları da gördüm. Kaçırdığım da oldu. İnanılmaz. Yani iğne deliğinden top geçirip çatala astığım da oldu. Sağdan mesela yerden geliyor. Orta plase vuracaksın. Plase vuramayıp top yerden hafif sekince üstten avuta atıyorsun. Onları da yaşadım. Rossi'yi de adam et diyor. Doğru. Devam edeyim. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a verdiği. Bak bu hassas bir konu. Bu çok hassas bir konu. Ali Koç, Aziz Yıldırım Ali Koç'a verdiği kulüpler birliğini bırak ve kulübe odaklan tavsiyesinde bir bildiği vardır. Kendisi de bu görevi yaptı. Muhtemelen orada yaşadıklarına bakarak uyarıda bulunuyor. Doğru. Ali Koç ise konuşmalarında Fenerbahçe kadar futbolun doğru yönetilip diğer kulüplerinde gelişmesi gerektiğini savunuyor. Rekabetin gelişmeyi ve gelirleri arttıracağını düşünüyor. Kulüpler Birliği'nde de bu kolları bu amaçla sıvadı. Sonuçta şampiyon olamadıysa, tartışılır hale geldiyse Aziz Başkanı dinlemeli diyor. Yani e, uzun lafın kısası sana ne Galatasaray'dan, sana ne Beşiktaş'tan, sana ne Trabzonspor'dan. Doğru. Galatasaray ile Beşiktaş santrafor takımı. Bak. Arkadaşlar bu cümleler çok ee, hakim çok net cümleler. Dikkat. Galatasaray ve Beşiktaş Santrafor takımı. Icardi veya Abu Bakar olmadığında %50 geri giderler. Sorunlarını çözemezler. O yüzden bu oyunculara çok büyük kontratlar veriyorlar. Icardi Kerem'i de oynattı. Arjantinli olmazsa Galatasaray nefessiz kalır. Ceko'nun geldiği takımda Arda Güler kilit oyuncu. Bak edin Ceko'nun geldiği takımda an itibariyle Arda Güler kilit oyuncu. Valencia'ya attığı pasları hatırlayın. Ceko'yu sahaya daha da denkleme katacak isimler lazım diyor. Doğru. Mesela arkadaşlar Fenerbahçe'nin transfer gündeminde birçok isim var. Bunlardan bir tanesi Cuadrado. Juventus Cuadrado'nun takımdan ayrıldığını açıklamış. Şimdi Fenerbahçe'ye bir değer katar mı? Ben şundan yanayım. Bir takımda tamam 37 yaşında bir forvetin var. Abi menajerlik oyunu şunu bunu çoğumuz oynamışızdır. Menajerlik oyunlarında da böyle yaparsın. Çünkü 37 yaşındaki yıldız futbol yıldızdır, kalitelidir iş bitiricidir. Ancak piyasa değeri düşük. Yıllık ücreti düşüktür. Yani yapman gereken bu. Ben de isterdim Edin Ceko'nun 23 yaşındaki halini alalım. 20 milyona alalım. 100 milyona satalım. Ben de isterdim. Ama devir bu devir değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Fenerbahçe 2022-23 sezonunda sportif performansların karşılandığı 579.8 milyon TL ile en çok para kazanan süperlik kulübü oldu. Bakın buna yayın, yayın gelirleri dahil Kombine, Fenerium, sponsorluk, YouTube katıl falan hariç. Bakın maç hasılatı. Lisanslı ürünlerin satışları gibi kalemler dahil edilmedi. Maç hasılatı falan yok. Bilet geliri falan yok arkadaşlar. Ee, ve bu listede Fenerbahçe liste başı. 579.8 Fenerbahçe'yi e, Fenerbahçe'nin bu 579.8'lik gelirinin 177.5'u Süper Lig'den elde edilen 5 milyon TL'yi Ziraat Türkiye Kupası organizasyonlarından almaya hak kazandı ve yurt içindeki başarılarının karşılığında toplam 182,5 milyon lirayı kasasına koydu. Galatasaray ligi zirvede bitirmesine rağmen 189 yani 190 milyon falan aldı. 200 milyon diyelim ya. Ya arkadaşlar 200 milyon TL sadece lig şampiyonluğu da e, başarı bonusu diyelim ki olağanüstü bir puan ortalaması var. Fenerbahçe bu miktarda hani aldığı paradaki ligden aldığının iki katından fazlasını UEFA organizasyonlarından kazandı. Düşünün bak. Daha bir de bu arkadaşlar bu UEFA organizasyonlarından kazanılanlara e, isim hakkı falan filan dahil değil diye biliyorum yani reklam ger gerçi dahil etmişlerdir. Düşünün bak. Ligde bir tarafını girt şampiyon ol 200 milyon. UEFA'da gruptan çık son 16'da elen iki katından fazlasını kazandı. Hocam bize kaliteli oyuncular lazım. Bize Wilfred Zaha lazım. Şimdi Zaha olayına değinelim arkadaşlar. Herkesin merak ettiği konu bu. Şimdi Zaha için Avrupa'dan en iyi parayı teklif eden, en iyi şartları sunan takım Fenerbahçe. Bakın Avrupa'da diyorum. Avrupa'dan. Lazio bir görüştü Zaha'yla ve Zaha'nın taleplerini yüksek buldu. Farklı alternatiflere yöneldi. Lazio farklı alternatiflere yöneldi. Çünkü Zaha'nın istekleri biz bunu karşılayamayız dedim. Hocam o zaman biz ne alıyoruz? Biz mecburuz. Suudi Arabistan seçeneği var ama Suudi Arabistan'a da gitmek istemiyor oyuncu. Şimdi Fenerbahçe Londra'da menajeri ve avukatlarıyla birlikte yemek yemiş. Elif bu Haraç'ın özel haberi düşme gerçekleştirdi. Ee, hani Zaha cephesi de en iyi teknik Fenerbahçe'den olduğunu farkında. En kısa sürede kararını açıklayacaklarını ilettiler diyor. Şimdi Crystal Palace'la idmanlara devam ediyor diyen de var. Crystal Palace'dan ayrılması bekleniyor diyen de var. Ee, yani Fenerbahçe favori takım konumunda. Artı birkaç gün önce e, Daily Mail dedi ki Crystal Palace haftalık 200 bin sterlin değerine bir kontrat teklif ettim. Daha olumlu olumsuz yanıt vermedi diyor. Bu kontratın süresi geçti. Yani bu teklifin süresi geçti. Yabancılarda bir kültür var bizim gibi değil. Yani adamlarda bir kültür var. Adamlar çat dedi mi de çat. Yani kısacası Zaha'nın Arabistan'a sıcak bakmadığını söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi istiyor. Dolgun maaş istiyor. İstediğinde alamıyor. Alamazsa Fenerbahçe'ye evet diyeceğini daha önce söylemiştim. Yine aynısı olacak. Bak. Şimdi e, yine devam edelim. Arkadaşlar kısım kısım. Şimdi haberde Crystal Palace'ın teklifinin 30 Haziran'da sona ereceği serbest kalıp geleceğine ilgili seçenekleri değerlendirebileceği aktarıldı diyor detaylarda. Ki dediğim gibi yani e, dediğim gibi böyle bir durum var. Hadi hayırlısı diyelim. Şimdi Zaha'nın teklife kısa sürede cevap vermesi bekleniyor falan filan. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor dedik. Galatasaray Wilfred Zaha transferi için devreye girdi dedi Lekip. Yani Lekip'in böyle bir haberi olduğu iddia edildi. Ancak e, yani böyle bir bilgiye kimse ulaşamadı. E hocam o zaman ortalığı niye karıştırdılar? Ya, böyle prim kasıyorlar. 30 Haziran akşamı Fenerbahçe yöneticileri menajeriyle ve kendisiyle görüştü arkadaşlar Hanım. Ve ee, Sercan Hamzoğlu Zaha'da İbre Fenerbahçe'den yana değil dedi o gün. Talipleri var oyuncu karar veremiyor dedi. Bak oyuncu karar veremiyor doğru. Talipleri var doğru. Fakat ama lakin. Valla dün gece geç saatlerde bana bir haber geldi. Dediler ki Zaha hayırlı olsun diye ver coşkuyu dediler. Zaha Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diye üyelerine ver bilgiyi dediler. Temkinli yaklaşıyorum. Tamam bana böyle bir bilgi geldi. Bu kaynağım Kent ve Edin Ceko için hayırlı olsun diyen kaynağım olduğu için de güveniyorum. Ve ben büyük bir riske girerek diyorum ki Wilfred Zaha Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorum. Ee, buradan da buna şöyle bir son dakika falan diyeyim. Şu daha güzel oluyor. Hani Wilfred Zaha hayırlı olsun diye bunu versem daha güzel oluyor. Miha Zaits, Fenerbahçe Zaits'le sözleşme uzatmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sloven oyuncuya Lazio da talip fakat Fenerbahçe'nin şartları daha iyi. Zaits'in kararı bekleniyor. Ben size Zaits konusunda anlatayım arkadaşlar. Dün doğum günüydü. Hani Zaytsın doğum günü kutlu olsun dedi. Hani futbolcumuz demediler dikkat ettiyseniz. Şimdi Lazio ciddi şekilde ilgileniyor. Doğru. İsmail Kartal Zaits'in takımda kalmasını istiyor kalacaklar. Diyeceksiniz ki ya hocam Allah'ın seversen sen Zayis'i beğeniyorsun. Bak ben Zayis'i %100 beğenmiyorum. Önce onu söyleyeyim. Zayis'tan çok daha iyi orta sahalar var. Ki İsmail Kartal da kaliteli bir orta saha takviyesi istiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, ama yani durum e, durumu Rossi demişken bu arada Rossi'ye teklif gelirse satılma durumu var. Ama resmi teklif gelmiyor daha. Henüz gelmedi. Joshua King mesela. Joshua King'e gelen bir teklif yok. Haliyle mecbur rotasyon oyuncusu. Ha, yedek beklemem derse. Vulüp bulur gider. Gustavo Henrique'ye takım bakılıyor. Zaten ben Gustavo Henrique'nin devamını zannetmiyorum. Bakın şunu unutmayın. 3 tane Türk kuralı var. Mecbursun. Arda giderse ya mecbur İsmail'i orta sahaya atacaksın. Ya Stoper'e Serdar Aziz ya da Samet'i monte edeceksin. Kalede Altay'ın olacak. Başka türlü 3 olmuyor. Mesela William Arao. Arao'yu çok soruyorlar. Ya Arao e, maaşı çok yüksek Fenerbahçe'de. Doğruyu söyleyelim. Maaşı yüksek. Ya çok az süre alacak ya da gidecek. Bu maaşa başka takıma gitmesi zor. Şimdi siz ne yapın biliyor musunuz? Jorge Jesus e, al hilalle mi? Al ahliyle Anlaştı deniliyor. Dua edin de anlaşsın. Çünkü burada prensleri var. Ya gittiği yerde bize bir iyilik yapsın. Arap sermayesi bol. Git Arao'yu işte 6 milyon euroya satalım. Git Rossi'yi işte 9.5'a ona satalım. Anlatabiliyor muyum? Git Gustavo Yenike'yi illa istiyorum de. Ne bileyim. Hani Fenerbahçe'den bir şeyler işte. Bir de bize kıyağın dokunsun. Hakim Ziyek konusu. Hakim Ziyek Al için sağlık kontrollerinden başarıyla geçemedi. Chelsea'ye geri döndü. Chelsea de Ziyek'i kadrosuna tutmak istemiyor. Ben dün bunu konuştum. Videoda değindim. Arkadaşlar anlamadılar. Yanlış anladılar. Hocam sakatsa bizde ne işi var diye. Ya, orada bir dümen var sanki. Yani e, sanki bir dümen var orada ya. Gerçekten orada bir dümen var ya. Bir futbolcu daha gitti. O da sakatlandı mesela. O da sakatlandı değil mi? Yani sakat çıktı diye. Orada bir dümen var. Chelsea 6.5'a bize bon servisiyle vermeye yakın. Ancak futbolcunun talebi yıllık 12 milyon euro yıllık ücret. Biz bunu veremeyiz. Hocam Galatasaray alır o zaman. Alsın 12 milyon euro verebiliyorsa alsın. 12 milyon euro sanırım 28-29'u zorluyordu. Euro 30 diyelim. 360 milyon TL. Çok büyük paralar. Çok çok. Ama ben ziyet konusunda kenara asın. Şöyle köşede kırtıklı bir şekilde panonuzu asın. Dursun orada. Her an her şey olabilir. Basketbolda Kostas Sulukas, Mitro, Mitrovic, Mirotic mi, Mitrovic mi, Ömer Faruk ilgimiz varmış. Çok yakında bombalar parla, patlayacak. Ali Koç Final Four'u çok istiyor falan filan diyorlar. Valla futbola transfer yapmadan, basketbola transfer yaparsan Ali Koç'u topa tutarlar. Bak mesela Japonya C1 Ligi takımlarından Hiroshima oyuncusu takıma Kawamura'yı Fenerbahçe kadrosuna kattı dediler. Kadrosuna kattı. Yani transfer etti dediler. Böyle bir haberi verdiler. Hatta futbol iseki Diyası da bura. 23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 133 maç. Japon bir futbolcun. 28 golü var kariyerinde. Diyeceksiniz ki ya hocam bu isim kim? Ben de bilmiyorum. 10 numara mevkisinde kariyerinde 10 asist olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ya Michael benim öğrencisiymiş. Adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor diyor Hürriyet'te. Bana ulaşan bir bilgi yok arkadaşlar. Yani bir duyumum yok. Anlatabiliyor muyum? Olursa benim için de sizin için de sürpriz olacak. Ha şu var. Fenerbahçe Güney Kore piyasasına atıldığı için yani Fenerbahçe'ye ilgili bunlar normal. Geçen günlerde geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye ilgili bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe e, bir stoperi. Isaac Hain mi? Hien mi? Hellas Verona'nın stoperi. Fenerbahçe Isaac Hain'in durumunu takip ediyor dedi. Alfredo Pedulla. 24 yaşında İsveçli stoper. 1.91 boyunda sağ ayaklı bir stoperden bahsediyoruz. Şimdi bu arkadaş 6 milyon euro piyasa değeri var. 2026'da sözleşmesi bitecek. Her şey 24. Tamam her şey çok güzel. Burkino Faso aslında İsveçli oyuncu. Ee, ve 3 milyon 200 bin euro almışlar sezon başında. Bak. Bu sezon detaylı verileri 32 maça çıkmış Serie A'da. Hani e, Leo'da falan oynamış. Yani ben kulağıma çalınan bir bilgi yok. Açıkçası kulağıma çalınan bir bilgi yok. Takımı küme düştü mü düşmedi mi bilmiyorum. Belki de takımı küme düşmüştür. Ulan Fenerbahçe de buradan bir şeyler çekip alsın diye. Bunu yapmışlardır diye düşünüyorum arkadaşlar bu e, videomuz biraz kısa kısadan ibaret olduğu için de sizlerden kısa kısa bilgileri yapıyorum. Şimdi David de David De Gea, David De Gea 13 milyon euro piyasa değeri var. 32 yaşında İspanyol kaleci, 1.89 boyunda. Oyuncu serbest. Kulüpsüz 1 Temmuz'dan beri. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir ay bir buçuk ay önce dedim ki bak kaleci mi arıyorsunuz? İyi kaleci mi arıyorsunuz? Ben para vermeyin. Al sana kaleci. Al sana İspanya milli takımının kalecisi ya. Al. Sözleşmesi yok. Bon servis derdin yok. Tasasın yok. Alın. yok. Şimdi de diyorlar ki Fenerbahçe Degea'nın şartlarını sordu. Yani Degea'nın şartlarını sordu Fenerbahçe diye. Sorması da lazım. Bir an önce bir şeyler yapması lazım. Irving Lozano Fenerbahçe'ye demiş. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Asla bu olmayacak. Oyuncu gelmek istemiyor istemiyor. Türkiye'yi beğenmiyor. Gelmek istemiyor. Yani bunda anlaşılmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Napoli sözleşmesi 2023 24 sezonunda bitecek olan Lozano'nun 4,5 milyon euroluk maaşından kurtulmak. 15-20 milyon euroda da bonservis bedeli elde etmek istiyor demiş. 15'i versen de gelmek istemiyor arkadaşlar. Irving Lozano gelmek istemiyor. Bak DG konusunda bir gelişme yok. Bana gelen ama bunu söyleyeyim. Abi e, Lozano dediğin adam 25 milyon euro piyasa değerine sahip Meksikalı bir isim. Yaşı 27. Biz alamayız. Açık söyleyeyim, biz alamayız. Ha, alsak ben yani alsak e, bilmiyorum ne yapacağız, ne yapacağız. Galatasarayla Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa tarihi 6 Ağustos Pazar günü oynatılması planlanıyormuş. O da zor. Hep birlikte onu da göreceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Zaha'yı, Bekao'yu ne bileyim bir 8 numarayı almak zorunda, kampa getirmek zorunda. Ha, o sayı o sayı iyi hale bürünür diyor. Arkadaşlar bugün takım toplanacak. Bugün hep birlikte göreceğiz bakalım kimler gelecek, kimler gelmeyecek. E, milli takımdaki oyuncular e, geç dönecek onu da söyleyeyim. Bekao konusunda beklemedeyiz. Ben size bu e, videoda bütün duyumları, bütün transferleri aktarıyorum. Belki bugün tek video çekebileceğim. Çünkü yolculuk var. Uzun bir yolculuk. Bunu da söyleyeyim? Atilla Salayi. İsmail Kartal Atilla Salayi geldiğinde de beğenmiyordu, şimdi de beğenmiyor arkadaşlar. Baba bir stoper istiyor. Onu da söyleyeyim. Yabancı sınırı var, mecbur. Ben şunu söyleyeyim. Serdar Aziz, Samet Akaydın'dan biri oynayıp sola kütür kütür bir isim alıp Türk kuralını burada mı kullanmak daha mantıklı, yoksa? İki tane yabancı alıp Türk kuralını başka yerde mi kullanmak daha mantıklı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. O sayeden İsmail Kartal fayda alabileceğini düşünüyorum ama o sayenin hani çok fazla talibi var. O sayı giderse ki gitmesi muhtemel. Mert Müldür bir temas kuruldu. Mert Müldür için yoklama çekildi. Bu yoklamalar arttırılacak. 2,5 milyon euroya evet deseler o rağmen hayırlı olsun diyeceğim. 2,5'a evet deseler. Altay Bayındır. Altay takımdan ayrılmazsa kesinlikle yabancı kaleci alınmayacak. Hocam Altay Bayındır ayrılacak mı? Şu an için hayır. Yani Altay'ı 12'ye, 15'e, 20'ye satabilirsen zaten sat. Ben şunu söyleyeyim. Altay'ı ben 8-9'a da satarım. Bak 8-9'a da satarım. Çünkü zamanı geldi. Hem Fenerbahçe kazanacak hem Türk futbolu kazanacak. Zamanı geldi ama sıkıntı. Serdar Dursun yedek olarak kalır. Sesini çıkarmaz. Az yıllık ücret var. Umut Nair gündemde evet. E, hani gündemdeki adaylardan bir tanesi. Ama ben bilmiyorum ya. Ben Serdar Dursun'un kalmasından taraftar. Crespo. İsmail Kartal Crespo'dan en büyük verim alan isimlerden bir tanesi. Daha da verim alacağını düşünüyor. Rotasyon bile olsa kalmalı görüşünde. Crespo'da sözleşme uzatmaya yakın öyle söyleyeyim. Ya yüksek maliyette bir oyuncu var. Cevap Pedro. Yüksek maliyeti var. Net bir profili yok. Hani pivot, pivot santrafor desen değil. Bitirici desen değil. Sprinter koşucu santrafor desen değil. Yardımcı santrafor. Yani on numara pozisyonundaki gibi düşün. Bizim bu pozisyonda ihtiyacımız yok. Cao Pedro'ya olası tekliflerin hepsi değerlendirecek ama İsmail Kartal bir de kendi canlı canlı görmek istiyor. Bazı oyuncuları kampta canlı canlı görmek istiyor İsmail Kartal. Samat'ta Samat'ta konusunda e, Pauk Samatta anlaştı. Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe'nin anlaşma zemini arıyor diye bir haber girdiler Yunanistan'dan. Ya keşke doğru olsa. Ha şunu da söyleyeyim. Yunan takımları bunu yapar. O zaman bunu yapar. Niye? Eli e, hani eli açık yapabileceği transfer rahat. E, gerilemekte olan bir futbolcu. Transferi daha kolay. Böyle anlatayım ben size arkadaşlar. Ve ee, keşke olsa. Yani keşke bu Samat'ta gitse. Çünkü Samat'tan artık bir hayır elde edeceğim zaten. Hocam ya İsmail Kartal'la onun düzelme durumu var mı? Arkadaşlar onun hani İsmail Kartal'la değil Adnan Oktar'la düzelme durumu yok. <laughs> yani yok. İsmail, e, Samatta'da da ben bir şey beklemiyorum. Çünkü, ya düzelecek adam. Belçika'da düzelirdi. Açık futbol. Eski takımı. Yıldızlaştığı takım. Hani taş yerinde ağırdır sözünün bir şeyi örneği vardı orada. Orada olmayan bizde olacağını zannetmiyorum. Uzun lafın kısası arkadaşlar sizi muhteşem bir hafta bekliyor. Cayır cayır kapların olduğu, cayır cayır transferlerin olduğu bir hafta bekliyor. Çok ciddi bir hafta bekliyor. yine ee, yani futbolcuların kampa yetiştirilmesi meselesi. Ya şu an ben size söyleyeyim. Bu bir palavradır. Bu Galatasaray için de palavra. Bu Beşiktaş için de palavra. Eski güçleri yok takımların. Doların, euronun alıp başına gittiğini unutmayın. Takımlarımızın eski gücü yok. Yok. Hadi parayı versin alsın. Şimdi Galatasaray ne umut umuyor ben onu da söyleyeyim. Ee, Milan çıkacak da Zaniolo'yu 40 milyon euroya alacak da. 15'e aldı 40 da buradan geldi. Hadi 40'ı kullanalım da bir şey yapalım diye umuyor. E, Fenerbahçe ne diye umuyor? Arda Güler'i 50'ye 60'a 70'e 100'e satayım da öyle olsun diye umuyor. Bu arada Arda Barcelona etkilileriyle görüştü. Hani değerlendirme aşamasında sıcak bakıyor aslında bakarsanız. Yani bu iş olacak gibi de duruyor. Onu da söyleyeyim. Ya hayırlısı olsun Fenerbahçe için de Arda için de Türk futbolu için de hayırlısı olsun. Birçok kişi artık tatil dönüşünde olduğu için arkadaşlar eski videoları da izleyin. Hah, al Hilal Cesus'u böyle duyurdu diyor. Al Hilal'miş. Hadi hakkımız hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani hadi hakkımız hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun ya. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalımızda kalmayı unutmayın. Beğenileri unutmayın. Görüşmek üzere.